Bu dersimizde bir tooltip uygulaması yapalım. Yapacak olduğumuz uygulama şu şekilde. Örneğin sayfa üzerine bulunan tekstler ya da butonlar için bir tooltip mesaj kutusu oluşturabiliriz. Örneğin yazı içerisindeki herhangi bir kelime için bir tooltip oluşturduğumuzda, örneğin şurada kelime üzerine geldiğimizde bakın burada bu yazıyla alakalı bir açıklama kısmını bu kısımda çıkartabiliriz. Ya da buton açısından baktığımızda örneğin tooltip'i butonun üst tarafında ya da sağ tarafında ya da alt tarafında ya da sol tarafında bu şekilde açabiliriz. Şimdi gelin bu uygulamayı beraber yapalım. Şimdi ilk olarak index.html ve tooltip CSS isminde bir dosya oluşturdum. Ve bu dosyaya tooltip CSS dedim ve bunu bu CSS dosyasını alıp başka uygulamalar içerisinde direkt kullanabilirsiniz. Şimdi gelin index.html içerisinde bir ünlem ve tab tuşuna basalım ve gelip burada şöyle tooltip diyelim. Ve tooltip dedikten sonra bu HTML sayfası ile gelip bu CSS sayfasını ilişkilendirmemiz gerek. Örneğin gelip buraya tooltip CSS diyelim. Ve gelelim buradan span nesnesi oluşturalım. Span nesnesi diyelim. Şöyle şundan şöyle bir tane oluşturalım. Ve bu span nesnesinin şöyle içerisinde şöyle örneğin tooltip tab diyelim. Yani üstüne geldiğimiz zaman üst tarafta açılacak olan bir mesaj kutumuz olsun. Ve bu tooltip içerisinde bir span nesnesi daha olsun ve burada gelip şöyle tooltip text diyelim. Yani açılacak olan yazı da buraya gelsin. Burada yapmak istediğim şöyle sayfayı yenileyelim. Şuradaki tooltip tab'ın üzerine geldiğimiz zaman buradaki yazı daha sonradan gösterilsin. Yani biz ilk başta bu tooltip text'i buradan görünmez hale getirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla buna bir CSS eklemek için gelip burada bunu span içerisine aldım. Şimdi gelip buraya cluster ekleyelim. Şöyle gelip örneğin buraya tooltip diyelim. Tooltip uygulamak istediğimiz nesneye bir class vermemiz gerekiyor. Daha sonra içerideki span nesnesine ise bir class verelim ve gelip buraya örneğin text diyelim. Ve şöyle gösterden vertical split yapıp sağ tarafta da tooltip CSS açalım. Şöyle şunu sağ tarafa alalım. Şöyle şurayı da kapatalım. Şöyle şunu da biraz büyütelim. Şimdi bu nesnelerden şöyle gelip 4 tane oluşturacağım. Şöyle tooltip top, şöyle tooltip right, şöyle bottom diyelim yani altta açılacak olan, şurası ise left'te yani sol tarafta açılacak olan kısım olsun. 4 tane tooltipimiz olsun. Şimdi ilk başta gelip buradaki kısımlara gelip biraz CSS uygulayalım. Örneğin bir sayfa içerisine şöyle body'ye şöyle bir margin değeriyle şöyle 100 piksel verelim ve her taraftan şöyle 100 piksellik bir içerik oluşsun. Şöyle daha sonradan gelip şuraya şöyle şunu biraz büyütelim. Şuraya gelelim ve her bir şöyle yazı için bir tane border oluşturun. Border'a şöyle bir border diyeyim. Şöyle bir piksel, şöyle solid ve şöyle RGB deyip buradan şöyle 0 0 3 tane 0 diyelim ve opacity için nokta 125 diyelim. Şöyle daha yumuşatılmış bir border karşımıza gelsin. Ve şöyle bir tane padding verelim. Şöyle paddingimiz 10 piksel olsun. Ve şöyle margin right diyelim ve şöyle 50 piksel şöyle kutular arasında bir mesafe olsun. Ve bu class'ı gelip burada şöyle her tooltip yanına şunu yazalım. Bunların tooltip ile aslında alakası yok. Sadece ben burada oluşturduğum yazıları şöyle bir çerçeve içerisine almak istiyorum. Şöyle biraz büyütelim. Şu şekilde bir çerçevemiz olsun. Ancak biz dediğimiz gibi şu text kısımlarını buradan almamız gerekiyor. Şimdi gelip şuraya şöyle tooltip'in şöyle altındaki textlere ulaşalım. Ve gelip bunları şöyle display none diyelim. Bunu dedikten sonra şöyle sayfayı yeniledikten sonra bakın buradakiler tekstler gider. Ve ben bu nesnelerin üzerine hover olduğu zaman yani mouse ile geldiğim zaman bunları göstermek istiyorum. Dolayısıyla gelip şurada şöyle tooltip'in şöyle hover olayı gerçekleştiği zaman gelip burada text nesnesine şöyle display'ine şöyle inline block ya da
blok diyebilirsiniz. Fark etmez. Inline blok diyelim. Sayfayı yenileyelim. Üzerine geldiğimiz zaman bakın şuradaki yazı sağ tarafta çıksın. Ancak burada çıkan yazının tabii bir arka plan rengi olsun, bir padding olsun, bir border radius özelliği olsun gibi. Gelip bunu biraz daha güzelleştirelim. Şöyle gelelim şurada. Örneğin buna bir genişlik verelim. Mesela 120 piksellik bir genişlik olsun. Ve şöyle background'ına şöyle gelip black diyelim örneğin. Siyah bir arka plan rengi olsun ve siyahın üzerine şöyle gelip beyaz bir font rengi olsun. Ve içerisindeki yazıyı text align center ile ortalayalım. Kutunun içerisinde ortalanan bir yazı olsun. Ve gelip şurada border radyusuna ise gelip şöyle hani 5 piksel diyelim kenarlık 4 köşeden yuvarlatılsın istiyorum. Ve gelip şöyle bir padding değeri verelim. Üstten alttan 5 piksellik bir padding değeri ve sağdan soldan şöyle padding değeri olmasın 0 olsun. Bunu dedikten sonra şöyle kaydedelim ve sayfayı yenileyelim ve üzerine gelelim. Bakın şöyle siyah bir kutu açılmış oldu. Artık buradaki tooltip text'in bir arka plan rengi, yazı rengi gibi padding değerleri var artık. Peki, şimdi ben buna hover olayı gerçekleştirdiğim anda buradaki tooltip text'in konumunu belirteyim. Nerede açılacak? Gelelim şuradan tooltip text'ine şöyle position, şöyle absolute diyelim. Absolute dedikten sonra şöyle top örneğin 10 piksel ya da şöyle left örneğin 100 piksel dediğimiz takdirde bakalım ne olacak. Sayfayı yenileyelim ve üzerine geldiğimiz zaman bakın tooltip text'i soldan 100 piksel, üstten 10 piksel aşağıya doğru açıldı. Ancak ben burada bu nesneyi burada açmak istemiyorum. Bu absolute nesne ne yaptı? Geldi. Buradaki tooltip text'e uygulanan absolute pozisyon ne yaptı? Geldi kendi bir relative nesne arayacak. Yani bunun dış çerçevesinde yani örneğin span'da bir relativelik olmadığından dolayı geldi body'ye göre kendine hizaladı. Yani body'den itibaren soldan 100 piksel, üstten 10 piksel aşağıya geldi ve buradaki nesneyi yukarıda gösterdi. Ancak ben bunu burada yukarıda göstersin istemiyorum. Ben gelip bu hizalamayı text için tooltip relative olmasını istiyorum. Yani buradaki absolute kendini tooltip nesnesine yani span'a göre hizalasın istiyorum. Dolayısıyla gelip burada şöyle bir tooltip yazalım. Tooltip'in şöyle position'la şöyle relative diyelim. Bunu dedikten sonra şöyle kaydedip sayfayı yenileyelim. Ve artık bakın tooltip'ler artık kendi span'a göre hizaladı. Yani span nesnesinden itibaren kendini soldan 100 piksel, üstten ise 10 piksel kendini hizaladı. Şimdi biz burada bunları yazmamış olsak bakalım ne olacak? Bakalım bunun sıfır noktası neresiymiş? Bakın sıfır noktası bu yazının bittiği yerden itibaren. Padding değerleri bu saymaya yani bu sayısal ifadenin içerisine katılmıyor. Yani padding değerlerinin olmadığı yazının bittiği konumdan itibaren sıfıra sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Şimdi ben gelip bu konumları gelip buraya direkt yazabilirim. Yani top, left, right yazıp bunları her zaman sabit bir yerde açmak isteyebilirim. Ancak ben burada tooltip top, right, bottom, left yani dört köşeye göre bir tooltip oluşturduğumdan ben bu pozisyonları burada belirtmeyeceğim. Bunları gelip burada aşağıda oluşturacak olduğum örneğin bir top nesnesi ya da gelip bir bottom nesnesi için ya da gelip bir right ya da gelip left nesnesi içerisinde bu pozisyonla vereceğim. Absolütler burada kalsın. Hepsi için absolüt olacak. Problem yok ama buradaki pozisyonları ise burada class'larda belirtecek. Ve dolayısıyla burada class isimlerine gelip burada vermeniz gerekiyor. Örneğin top buradaki text için geçerli olsun. Right buradaki text için. Örneğin buradaki bottom class'ı için. Buradaki de şöyle left olacak. Şimdi şurayı biraz daraltalım. Şimdi bu durumda şu anda herhangi bir değişikliğimiz tabii ki yok. Şöyle sayfayı yenileyip son haline bakalım. Bir de şurada dikkat etmeniz gereken şuradaki tekstler arkadaki text yazısı öndeki textin üzerine geliyor. Dikkat edersiniz. Dolayısıyla ben buradaki yazıyı biraz ön plana almak istiyorum. Yani şuradan gelip şuna şöyle bir z-index vereceğim. Z-index bunun derinliğini belirtiyor. Yani buna 1 dersem eğer sayısal olarak varsayılan olarak 0 kabul ediliyor. Eğer bu z indeksi vermediğiniz zaman eğer 1 verirseniz bu 0'ın önüne geçeceğinden bu text en önde olur. Yani şuraya bakın şuradaki text'teki karışıklık artık olmayacak. Bakın
Text tamamen üzerine geldi. Yani arkadaki yazıdan öndeki yazıya bir yansıma olmadı. Bu derinlik olarak ön tarafa çıkmış olacak. Şimdi gelelim bu tekstlerin pozisyonlarını ayarlayalım. Şu an varsayılan olarak absolute dediğimiz anda sıfıra sıfır olarak tekstler burada açıldı. Ben şimdi tab'a geldiğim zaman bu text kutusu yukarıda açılsın. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi buradaki hizalama sıfıra sıfır noktası buradaki tekste göre yapılıyor ve şu köşesi şu an sıfıra sıfır. Ben bunu bottom eğer %100 dersem buradaki kutu şu yukarıya gelecek. Şöyle gelelim şuradan. Örneğin buraya diyelim ki şöyle bottom. Eğer %100 dersem şöyle sayfayı yenilersem üstüne geldiğim zaman bakın şuradaki 0,0 noktası bir üste taşındı. Yani burada biz absolute nesneyi relative olarak pozisyonlarını ayarlıyoruz ve relative olan nesnenin kapsamı kadar yani bu tekstin kapsamı kadar en aşağıdan en yukarıya gelmesi bunun %100 olmasıyla mümkün oluyor. Şimdi ben bunu biraz daha yukarı almak istiyorsam gelip şöyle 100 değil de şöyle %20 desem ve sayfayı yenilesem bakın biraz daha yukarıya gider. Şimdi biz bunu yukarıya taşıdık ve gelelim şimdi bunu sola taşıyalım. Şimdi sola taşırken ben gelip bunu şöyle left şöyle %50 diyeceğim. Bu %50 deyip sayfayı yenilediğim zaman bakın bu nesnenin yarısı kadar sola taşınır. Ancak ben bunu bu 120 pikselin yarısı kadar da bunu margin left ile sola taşıyacağım. Şöyle eksi 60 piksel diyeceğiz buna. Margin left olarak yani sayfayı yenilediğimiz zaman bakın tam kendini 120'nin yarısı kadar daha sola doğru taşımış olacak. Şimdi gelelim bu right nesnesini gelelim buradan sağdan şöyle biraz daha şöyle sağ kaydıralım. Dolayısıyla soldan bunu şöyle diyelim gelelim şuradan şöyle gelelim şöyle right'in içerisine şöyle left'ten şöyle %100 şöyle bir hizalama yapalım. Şöyle sayfayı yenileyelim. Bakın nesnemiz biraz soldan sağa doğru kaydı. Ancak biraz daha bunu soldan sağa getirirsek yani örneğin 105 diyelim sayfayı yenileyelim. Bakın biraz daha sağa doğru kaydı. Aslında buna şöyle 110 da diyebiliriz. Şöyle 110 yapalım. Sayfayı yenileyelim. Evet, biraz fazla oldu. 105 daha iyi. Şöyle 105'te kalsın. Şimdi bunu 105 sağa doğru getirdik. Bunu biraz da şöyle yukarıya doğru getirelim. Şöyle gelip şuradan şöyle tap. Şöyle 3 piksel diyeyim. Sayfayı yenileyim. Evet, şu anda gayet güzel. Şöyle şimdi batıma gelelim. Şöyle batım için şuradan şöyle üstten şöyle 120, %120 üstten doğru aşağıya gelsin. Şöyle soldan ise şöyle sağ için yaptığımızın aynısını şöyle %50 sağdan kaydıracağım ve margin left için de şöyle eksi 60 piksel şöyle margin left diyeceğim. Sayfayı yenileyelim. Şöyle geldiğim zaman bakın aynen yukarıda nasıl açılıyorsa aşağıda aynı şekilde açıldı. Şimdi left'e gelelim. Yine aynı şekilde buradan şu left'e yaptığımızı şuraya alalım ama şöyle şunu tam tersi yapalım. 3 pikselde yine aynı şekilde kal. Sayfayı yenileyelim. Bakın sol tarafta açılmış olsun. Bakın altta, sağda, üstte. Evet şu anda gayet güzel bir şekilde bu tiplerimiz açılıyor. Ancak ben de gelip bu açılan kutulara örneğin şuraya bir ok işareti getirmek istiyorum. Ancak bu ok işaretler örneğin şuradan bunun altında olacak. Buradan baktığımız zaman sol tarafında, batıma baktığımız zaman şunun üst tarafında, şöyle left'e baktığımız zaman sağ tarafta olacak. Şimdi bu okları nasıl çıkartıyoruz? Şöyle siteden baktığımızda herhangi bir araştırma yaptığımızda bu oklarla alakalı şöyle bir class oluşturmuşlar. Örneğin arrow up down yani üstte, altta, solda, sağda olan bir ok için ve gelip burada oklar için şöyle genişlik ve yükseklikler sıfır oluyor ve bunları borderlarla ayarlayabiliyoruz. Yani 5 piksellik solid bir border'a örneğin left'e ve right'a bunu veriyoruz ve bunu transparent diyoruz. Yani bu görünmez oluyor. Dolayısıyla daha sonradan border bottom deyip bunun sadece aşağıda gösterilen ve diğer tarafları transparan olan bir border'ın sanki yukarıya doğru olan bir ok şeklinde çevrildiğini görüyoruz. Yani bunları olduğu gibi alıp aslında kullanabilirsiniz. Bunun mantığı nedir peki? Gelip buradan şöyle çalıştırdığımızda bakın şöyle bir tane box'ımız var ve box'ın üstünde bir tane border var. Ya da etrafında dört bir köşesinde border var. Ancak bunun width ve height'ini sıfırladığımız için kutu olduğu gibi küçülüyor. Bakın küçüldükten sonra 4 tane kısım var.
Hangisini transparent yaparsanız, örneğin yukarı olan bir ok var ve 3 tanesini gelip burada transparent yapmanız gerekiyor ki yukarıya olan bir okumuz olsun. Ya da tam tersi aşağı olan bir ok olması için sağ, sol ve aşağıdaki kısımları transparent, yukarı ise örneğin black arka plan rengi ya da blue arka plan rengi verebilirsiniz. Yani 4 köşede border var. Hangilerini kapatır transparent, yani görünmez yaparsanız o şekilde bir ok oluşturabiliyorsunuz. Şimdi gelelim biz uygulamamız içerisine. Şöyle gelelim. Şöyle tapın altına gelelim. Şöyle Pisa selectorlarını kullanarak ben bu işlemi yapacağım. Örneğin tap nesnesi için bir tane Pseudo Selector oluşturacağım. Ben bunu After ile oluşturacağım. After kullanacağım. Çünkü tab için kullandığım, yani tab nesnesi, span nesnesi için kullanacağım bir After Pseudo Selector'ı aracılığıyla bu span nesnesinin sonuna bir nesne ekleyeceğim. Şimdi bu nesnenin şu anda içeriği olmayacak. Yani bir ikon eklemek istediği zaman Content'e ikonun sayısal karşılığını verebilirsiniz. Bunun pozisyonu şöyle absolute olacak. Şimdi burada biz gelip tab nesnesi için, yani şu için bir ok oluşturuyoruz ve ok gelip bu aşağıda oluşacak. Yani ben bu ok için bir konumlandırma yapmak istediğimde yukarıdan aşağıya doğru olacak ve örneğin soldan sağa doğru %50 şeklinde olacak. Yani üstten %100, soldan ya da sağdan %50 demem gerekiyor ki ok tam burada konumlandırılsın. Yani gelip ben buraya örneğin tab %100 diyeceğim. Ve gelip örneğin left ya da right'a %50 diyeceğim. Ve gelip bir tane border şöyle bit oluşturalım. Örneğin 5 piksel diyelim buna. Border bitimiz. Ve border şöyle stilimiz örneğin solid olsun. Daha sonra gelip border şöyle color'ına ise 4 köşeden bir renk vereceğim. Şimdi üstten gelen renk için örneğin ilk kısma, yani üstteki kısma black diyeceğim. Yani şuraya baktığımızda üst kısım derken örneğin şunu tekrar çalıştıralım. Şu kısım gözükecek. Şu kısım. Dolayısıyla üst kısım black olacak ve sol, sağ ve alt kısım transparent olacak. Yani gelelim buradan blank diyeceğiz ve gelip şöyle transparent, şöyle transparent, şöyle gelip transparent diyeceğiz. Yine burada renklendirme yaparken saat yönünde kullanıyorsunuz bunu. Yani burası top, burası right, burası bottom, burası left. Her zaman saat yönünde. Şimdi bunu dedikten sonra şöyle tab nesnesi için zaten biz buraya bir class zaten eklemiştik. Bu span'ın sonuna after pseudo selector ile bir tane content eklenecek. Bir içerik eklenecek. Bir etiket oluşturup etiketin örneğin arka zeminine bir ikon vermek gibi düşünebilirsiniz bu after'ı. Şimdi gelip buradan sayfayı şöyle yenileyelim ve gelip buradan tap dediğimiz zaman bakın şuraya bir ok geldi. Ancak bu ok sağ sanki biraz daha yakın. Dolayısıyla bu oku biraz daha sola kaydırabiliriz. Örneğin gelip şuradan margin şöyle left'e şöyle eksi 5 piksel desem ve sayfayı yenilesem bakın ok tam ortaya gelmiş gibi. Gayet güzel. Şimdi aynılarını gelip örneğin left için yapalım ya da right için yapalım. Şöyle gelip şuradan aynen şunları nasıl oluşturuyorsak top için şöyle batıma gelelim, sırayla gidelim. Şuradan gelip şöyle batım diyelim. Şimdi hizalama üstten değil de alttan, yani üst tarafa çıkacak. Şöyle diyelim batım diyelim buna. Hizalama gene aynı. Şuradan baktığımız zaman üçüncüsünün şöyle transparent, transparent şöyle black diyelim. Şöyle şu şekilde. Ve sayfayı yenileyelim. Batıma geldiğimiz zaman bakın şu şekilde okumuz yukarıda çıkar. Şimdi gelelim aynı içeriği şöyle gelip right'a ekleyelim. Ve şöyle gelip right diyelim. Şimdi burada right'a baktığımız zaman ok nerede çıkacak? Ok burada. Yani biz gelip buradan sağdan sola doğru bir hizalama şöyle yapacağız. Yani gelip şuraya left yerine şöyle right diyeceğiz. Ve gelip burada şöyle %100 diyeceğiz. Ve üstten baktığımızda ya da alttan aslında fark etmez. Şöyle batım, şöyle tap diyelim. Üstten de %50. Şuraya baktığımızda right için şöyle ikincisinin şöyle blank olacağını şöyle biliyoruz. Şöyle sayfa yenilediğimiz zaman sağa geldiğimiz zaman bakın ok burada geldi. Şu oku biraz daha yukarıya alalım. Şöyle margin left yerine şöyle margin top desek
Yukarıya doğru ok biraz kayar. Şu şekilde gayet güzel bir görüntü elde ettik. Şimdi sol tarafa bakalım. Yine şunu alalım şuradan. Bu sefer gelip şöyle sol tarafa şuna left diyelim. Bu sefer sağdan değil de şöyle left olacak. Şöyle oklara baktığımız zaman sondakinin şöyle blank olacağı, diğer üçünün de şöyle transparent olacağını biliyorum. Sayfayı yenileyelim. Left'e baktığımız zaman da evet, bu şekilde gayet güzel bir görüntü elde ettik. Bakın. Evet. Şimdi gelelim sayfanın üzerine bir text ekleyelim. Şöyle gelip bir P ekleyelim ve P'nin içerisinde bir lorem ekleyelim. Ve lorem içerisinde herhangi bir yazının, örneğin gelip şuradan şu yazının ben tooltip olmasını istiyorum. Benim yapmam gereken geleceğim şuradan şunu olduğu gibi alacağım. Örneğin şuraya gelip şuraya yapıştıralım. Tabi border olmayacak. Etrafta bir çerçeve olmayacak. Şöyle bir tooltip nesnesi olsun. Yani görünen şu üzerine geldiğimiz zaman da çıkacak olan nesne örneğin şuraya yapıştıralım. Şöyle tooltip şu text tap üste çıksın. Şimdi gelip sayfayı yenileyelim ve gelip burada şunun üzerine geldiğimiz zaman bakın üstte. Gayet güzel. Bunu örneğin şuradan top değil de şöyle bottom demiş olsam ve sayfayı yenilesem bakın bu sefer de tooltipimiz aşağıda açılır. Son olarak şuraya gelip şöyle bir HR, şöyle bir BR, şöyle bir BR ekleyelim. Şöyle kodları düzenleyelim. Şöyle sayfayı yenileyelim. Evet. İstediğiniz tekste bir tooltip artık ekleyebilirsiniz ve bunların konumlarını da artık kendiniz belirleyebilirsiniz.